Herkese merhabalar arkadaşlar. Karıncalar ve Doğa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile yine karşınızdayım. Bugün videomuzun konusu zaten başlıkta da görmüş olacağınız gibi kocaman bir kamponatöz kraliçemiz vardı. Bunlar aylar önce elimize gelmişti. Bu ko 3 tane kraliçe gelmişti. Bunları büyütecektik. Koloni olduğunda paylaşacaktık hatırlarsanız böyle bir şey söylemiştik. Bugün bu kraliçeleri inceleyeceğiz. Bakalım polone oldular mı, olmadılar mı? Buna bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden birkaç şey söylemek istiyorum. Aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok çok mutlu etmiş. Aynı zamanda da desteklemiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. E ayrıca şöyle bir şey söylemek istiyorum. Videoyu ne kadar sonuna kadar izlerseniz... Bana o kadar destek olmuş olursunuz. Bu benim için çok önemli gerçekten. Katıl butonunu aktif ettiğimizde katılı özel çok değişik videolar çekmeyi planlıyorum. E, aynı anda 5 koloninin aynı Outworld'a bağlanması gibi değişik bir Planım projem var bunu sadece katılı özel yapacağım haberiniz olsun ama bir açılması lazım öncelikle Aynı şekilde video sıklıkları hakkında konuşacağım Şu an arkadaşlar acayip yoğun geçiyor yaz saatim. Çok çalışıyorum beni bilen biliyordur zaten hani Whatsapp'tan konuştuğumuz insanlar Bir dakikam boş geçmiyor o yüzden çok yoğunum Kusuruma bakmayın atabildiğim kadar video atmaya çalışacağım çalışıyorum Çok uzatıp canınızı sıkmadan hadi videoya geçelim Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi çok uzun zamandır benimle birlikte olan Camponotus kolonimizin tüpünü görüyoruz. E, bugünkü videomuzda bu Camponotus kolonimizin beslemelerini, şekerli su beslemelerini, canlı beslemelerini e, vesaire yapacağız. Bu arada şu daha demin fark ettim. ışıkta bir çarp çakma oluyor arkadaşlar tak 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 tak. Özür dilerim bunu çözmeye çalışıyorum. Ampulden kaynaklı diye düşünüyorum. Yeni bir ışık almayı planlıyorum. Onu da yeni fark ettiğim için şu anda anca eyleme geçebilirim. Ee, bu videoda dediğim gibi bunları işleyeceğiz. Şu an gerçekten kampunut ilk defa videoda göreceksiniz. Şu şekilde kolonimizi yavaş yavaş açalım. Ben size yaklaştırayım. Netlerse tabii ki şöyle yapalım. Böyle yaparsak gözükür. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi işçilerimiz çıktı. Ee, yaklaşık olarak 4 işçimiz var. Yaklaşık olarak dediğim benim de ağzıma yapışmış bu. Şu an 4 tane işçimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzeller ve çok büyükler. Sap sarılar arkadaşlar. Bunun türüyle alakalı öğreneceğiz türünü şu anda. Ya Oasium ya da Sanchus ama bilemiyorum tam. Yani bunu öğreneceğiz. Yeni yumurtalar var. E ee, zaten ara ara makrolar girer arkadaşlar. Hani makro görüntüler yumurtalar olsun. Koloni olsun aralara makro görüntüler girer. Ben burada anlatmaya devam edeceğim. E, yeni yumurtalarımız var. Aynı şekilde işçilerimiz çıktı. İşçilerimizin mesela bir tanesinin abdomeni büyük. Şurada görmüş olduğunuzun gördüğünüz gibi. abdomeni büyük o eskilerden mesela diye düşünüyorum. Şurada yeni çıkmış bir tane var. Şu görmüş olduğunuz yeni çıkmış. E, daha yeni çıkmış yani. En eski bu arkadaşlar. En büyükleri bu. Şu da yeni çıkmış. E tabi ben buna şekerli su beslemesi yaptım. Videoya çekemediğim için. Aynı şekilde bir canlı yem beslemesi de yaptım ama bugün sizlerle beraber yapacağız. Aynı zamanda Campanotus'a birazcık değineceğiz arkadaşlar. Campanotus cinsi marangoz olarak geçer. Yani marangoz cinsi olarak geçer. Bunlar etçil canlılar. Yani genellikle proteini etli besinlerden alıyorlar. Tabii ki karbonhidrat olarak etsiz şeyler yiyorlar. Bu demek olmuyor sadece et yiyorlar. gayet büyük cins olarak geçer. Hatta ben Enes'e dediğim zaman bu büyük cins diye diyor ki sen büyük cins görmemişsin. Enes'e göre bu orta boy bir cins Enes'e göre. Ama bu gayet büyük bir cins arkadaşlar. Türkiye şartlarına baktığımızda en büyük cinslerden biri Kamponotus zaten. Ee, çok güzel bir görüntüsü var. Aynı şekilde Kraliçe de çok güzel. Yani işçilere zaten diyecek bir şey yok. sap sarı takılıyorlar. Ee, bayılıyorum Kamponotus'lara. Stres konusuna gelirse Kamponotus'lar streslidir arkadaşlar. Aynı şekilde stres oldukları zaman yumurtalarını yeme eğilimleri biraz yüksek. Mesela Lassius arkadaşlar istediğiniz kadar stres sokun yumurtalarını yemez. Ama bunlar yiyor mesela. O yüzden düzgün bakmak lazım. Yeni yumurtalar var. Yeni yumurtaların olduğunu görünce mutlu oldum. E çünkü geçen baktığımda yumurtalar çok azdı. Yok gibi bir şeydi yani. Bunun da tüpünü aktarırız. Hani bu yavaş yavaş kirlenmeye başlamış. Şu anlık bir sıkıntı yok. Tüpte bir pembeleşme yok. O yüzden değiştirmeye acele etmeye gerek yok. Bunların büyüyüp Aquaworld'e bağlandığı halini çok merak ediyorum. Böyle yeni bir formikaryumu aldığımız halini çok merak ediyorum. E, zamanlı olacaktır bunlarda. Evet, şimdi kısaca ne yiyip yemediklerine gelirsek, protein anlamında canlı yiyorlar dedik ama Camponotus'lar bir tık seçici. Hani genel olarak genel olarak her şeyi yeseler bile e, seçici olabiliyorlar. Mesela bir Tetramorium'a göre seçiciler arkadaşlar. Tetramorium'un önüne ne atarsanız yer. Hani beni atın, beni de yerler. Ee, mesela şu an tetramorumu da göstereyim ben size. Şu an bir tane tetramorum kolonim var. Ben bunlara bir beşli multi denemiştim. Ee, i̇ki tanesi multi kabul etmiş, e, diğerleri ni kesip atmışlar. Şöyle göstereyim. Bunun da işçileri çıkacak. Bu önden bir size bir info oldu. Bununla ilgili video da gelecektir. Haberiniz olsun. Şimdi konumuza geri dönelim. Kamponuza geri dönelim. Dediğimiz gibi yemekte biraz seçiciler. Fakat Kesinlikle beslemesi en zevkli cinslerden biri. Hem göze hitap ediyor çünkü gerçekten büyük. Hem de beslerken hani mesela iğneleri var arkadaşlar. Bir ava saldırırken abdomenlerindeki iğneyi ava doğru batırıyorlar. Asit veriyorlar daha doğrusu. Bu görüntü de çok güzel. Buna şahit olabiliriz bugün. Bir yemeği verirken nasıl avlandıklarına şahit olabiliriz. Ben şu şeyle alakalı da söylemek istiyorum. Şu an 1110 aboneyi bile geçtik. Hepinize birer birer teşekkür ederim bununla alakalı. 1000 aboneye özel çekiliş videomuz gelecek. Bu videodan sonra haberiniz olsun. Ben olabildiğince şu an video sıklıklarını arttırmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi hani bu işi gerçekten önem veriyorum ve ben YouTube'u gerçekten ciddiye alıyorum. Bazı zorunluluklarımdan dolayı YouTube'a birazcık hani çok ilgilenemedim ama bunun için Hepinizden özür dilerim. Daha çok bununla ilgilenmeye çalışacağım. Şimdi daha fazla bunları strese sokmadan hemen bunların beslemelerini yapalım. E, şekerli su olsun, e, canlı yem olsun bunları bir besleyelim. Hem siz de görmüş olursunuz nasıl besleniyor, nasıl bir tepki veriyorlar. Buna siz de şahit olmuş olursunuz. Evet öncelikle canlı yemlerini verelim. Ben bugün özel canlı yem olarak dubya vereceğim. Şöyle dubyalarımıza gösterelim. Dubyanın ne olduğunu da söyleyelim. E, Dubeya arkadaşlar hamam böceğinin bir hali. Yani bir türü diyelim. Hamam böceğinin bir türüdür Dubeya. E, Allah. Eyvah eyvah. Koloniyi yuvarladık. E, şu anda hafif stresleri gitsin diye bunun ben bir cover'ını kapatayım. Yoksa bunlar stresler titreyecekler. Biraz yukarıya alayım. Ben Dubeyaları göstereyim o ara Bak ya olana bak. Dubiyalar arkadaşlar aman böceklerinin bir türü. Daha doğrusu türü mü denir? Cinsi mi denir artık türü? Ee, ben seviyorum çünkü niye çabuk büyümüyorlar, üremiyorlar, yumurtayla çoğalmıyorlar. Ee, bu neye yarıyor? Yani mesela siz buradan bir tanesini kaçırdınız diyelim. Dışarıya çıkıp şey yapamıyor. Nasıl söyleyeyim size? Üreyemiyor yani. Hani anladınız mı? Yumurtayı bırakıp evi istila edemiyorlar. Bir riskleri yok çok. O yüzden ben bunları seviyorum. Şimdi bir tanesini alacağım. Ha, biri zaten kendini feda etti. Buraya geldi. Bundan ne olur üzülmeyin. Çünkü biz bunları, bu hayvanları bu yüzden yetiştiriyoruz. Unutmayın. Bu şekilde birazcık canlı vermememiz lazım. Çünkü şu an canlı çok strese girerler. Bu şekilde Tamam öncelikle şimdi bu görüntüyü de göstermek istedim. Çünkü sonuç olarak bu hobinin bir parçası. E, bu hobiden haberdar olmanız gerekli. Ne, ne bittiğinden. Şunu alacağım ben bir. Bu şekilde burası pislenmiş biraz. Un kurulu pislik yapıyor ya. Pisletiyor un kurulu maalesef. Oo, şu an İşçi e, benim şeyime saldırdı. Kamerada gözükmedi, çok üzgünüm ama. İşçi bildiğiniz benim cımbızıma saldırdı. Şu anda aslında o dubey hareket edemez. Bu arada hamam böcekleri çok zor ölüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben. Ama o şu an o hamam böceği zaten knockout şeklinde. Şu an bakın, o ana şahit olacağız. Ben biraz yakından çekmeye çalışayım. Evet şu anda işimiz bildiğiniz e, hamam böceği ile. Normalde şu an bunu yapmak istemezdim. Nedenini söyleyeyim. Dört işçi var. Koloninin e, ana kısmına yakın bir yerde ve canlı bir hayvan hareket ediyor. Bunu ben tam öldürmem lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu şekilde bırakalım. Gerisini hallederler. E, o kadar yeterli artık. O kadar da şu an bakın abdominini altına alıp e, asidiyle şu anda saldırıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ne kadar görünüyor tam emin değilim ama. E, o şekilde bir saldırı yapıyorlar avlarına. Gerçekten çok güzeller. Sapsarılar. Böyle hani nasıl söyleyeyim size. Yani sokakta gördüğüm zaman ona bu nasıl karınca diyeceğim cinsler. E, daha doğrusu tabii bunun yaygın olduğu illerde İlçelerde bu belki normal karşılanıyor ama benim bulunduğum yerde olmadığı için ben bunu bakarken hani hiç normal karınca olarak gözüyle bakamıyorum. Daha doğrusu ben kendi kolonilerimin hiçbirine o gözle bakamıyorum. Ama bu benim için daha ayrı hem takipçimden geldi buradan tekrardan teşekkür ediyorum İbrahim'e. Onun dışında bir de çok istediğim bir cins çok sevdiğim bir cins aynı zamanda benim bölgemde olmayan bir cins bu yüzden benim için daha önemli. Şu anda işçi yavaş yavaş onunla ilgileniyor. Çok dürtmeyeceğim, çok e, kurcalamayacağım. Şimdi kısaca şimdi buna da şekerli suyu nasıl veriyorum? Onu da anlatayım güzelce. Şimdi şu şekilde biliyorsunuz e, kulak çubukları var. Bu kulak çubuklarını ben yarısından ya da yarısından daha kısa şekilde kesiyorum. Sonrasında bu kestiklerimi e, şekerli su karışımı hazırlıyorum. Bu karışımı da size anlatayım. Bu karışımın içerisinde bir oran yok hani özel olarak bir oran aramıyoruz arkadaşlar e nedenini söyleyeyim çünkü bu göz kararı yapılan bir şey her türlü olur fazla şeker koyarsanız e, şekerli olur ve şeker kristalleşebilir az şeker su koy az şeker koyarsanız bunu yoğunluğu az olur e, tüp içinde yayılması e, daha ihtimal olur bir de su gibi olur anlatabildim mi tam ortası koymanız lazım çok bir ölçüsü yok mesela Hani bir çay bardağının yarısına 3 e, kaşık şeker yeterli diye düşünüyorum. Belki ben fazla söylemiş olabilirim. Ben birazcık şekeri fazla yapmayı seviyorum çünkü. E, birazcık bunu ileri yeteceğim. Zaten öldü tamamen. Şekerli suyu koyduğumuzda sıkıntı çıkmasın. Şekerli suya bandırdığım kısmı göstermiyorum. Bildiğiniz bardakta çay bardağının içine şekerli suyu koyuyorum. Şekilde şuraya bırakayım bunda. Sonrasında bandırıyorum yani ekstra bir şey yapmıyorum. Pardon. Evet şu şekilde şekerli suyumuzu da koyduk. Ben bir dakika bu kamera açısını daha düzelteceğim ya. Evet şu an çok daha güzel ve net bir görüntüyle karşınızdayım. İşçinin bildiğiniz şu anda e, Dubia ile yaptıklarını görüyoruz. Hem o bunu yerken ben de sizle birazcık sohbet etmek istiyorum. E, arkadaşlar bu YouTube serüvenimizde bir seneyi geçtik. Ee, Haziranın birinde başlamışım ben YouTube'a geçen sene. Şu an Temmuzun 16'sı ben bu videoyu çekerken yüzde 90, 17'si, 18'i gibi bu videoyu atmış olurum. Hedefim bu yönde. Eğer çok afaki bir şeyler çıkmazsa, ee, bu süreç hakkında gerçekten çok yorucuydu benim aynı zamanda üniversite olduğu için. Ama sizinle beraber sizin yorumlarınızla bana olan desteklerinizle e, çok güzel geçti. Hepinize birer birer teşekkür ederim. E, bu hobi hayatımda geçirdiğim en iyi sene olabilir. E, çünkü insan çevresine topladığı zaman hobilerle hobiyle alakalı olan insanları daha rahat ediyor, daha çok şeyler öğreniyor. E, kendine bir şeyler katıyor. Şu anda WhatsApp topluluğumuz var. E, WhatsApp topluluğumuzda 155 kişilerde falanız. Çok aktif bir topluluk. Ben yetişemiyorum mesajlara. Orada benden daha bilgili insanlar var daha özenli insanlar var. Hani benden öğrenemeyeceğiniz şeyleri öğrenebileceğiniz insanlar var. Oraya gelip bizimle sohbet edebilir. Aynı zamanda merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Onu da aşağıda bir tane link olacak arkadaşlar. O linke tıklayarak oradan da ulaşabilirsiniz. bu videoda görmüş olduğunuz gibi ben beslemelerimi bu şekilde yapıyorum. Bunu un kurduyla da yapabilirsiniz. Un kurduğunu da verirken yarıya bölüp verin. Mesela tam bir un kurdu verecekseniz de iki yarıya bölüp verin. Çünkü bazen un kurdunu e, dışını yemiyorlar ve çürüyor un kurdu. Hani un kurdunu yiyemeden hayvanlar un kurdu çürüyüp gidebiliyor. Bu hoş olmuyor. Hem un kurdu heba oluyor, hem hayvanlar yiyememiş oluyor. E, o yüzden un kurdunu tam verecekseniz bile yarıdan bölüp verin. Bağırsak konusuna gelirsek o bağırsak dediğimiz un kurdunun içinden çıkan beyaz sıvı. Sıvı şey e, onu ayıklayın ayıklamayın diyenler var ayıklamayın arkadaşlar çok önemli bir şey değil doğada zaten hayvanlara ayıklanmış gitmiyor bunlar e, biraz da şöyle düşünün doğada olsaydı bu hayvan bunu ayıklayacak mıydı ayıklamayacak tabii ki götürecekti yiyecekti o yüzden bir sıkıntı yok zaten doğadaki düzen her düzenden daha iyidir bunu tekrar söylüyoruz e, biz bu hobiyi yaparken de do olabildiğince doğa doğaya uygun davranmaya çalışıyoruz e, bununla beraber size şunu söylemek istiyorum uçuşlarımız devam ediyor Zaten sonbaharın sonuna kadar devam edecek uçuşlar. Ee, bir Kraliçe Karınca arama videosu daha get gelecek haberiniz olsun. Ee, şu kargaşa bitsin, güzelce otursun sistem. Size şunu sorayım, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şehirde mi ar arayalım yoksa bir e, köyde, doğada, bahçede, bağda mı arayalım? E, bunu yanıtlarsanız ben size ona göre bir video çekebilirim. E, bu videoda çok uzatmaya gerek yok, kısa bir bilgilendirmeydi ile alakalı. Hani Kamponotus'un son durumunu öğrenmiş olduk. Araya zaten detaylı makro videolar girecektir dediğim gibi. Kamponotus'un detaylı bir e, videosunu çekmek istedim şu anki ile alakalı. Yaklaşık 60 gün olmuş mudur? Olmuştur diye düşünüyorum geleli. Videoya bakmak lazım. Benim zaten takipçimden gelen... E, karınca videosu. Tabi bundan önceki değil 2 video önceki falan olması lazım. O zaman geldiği gün çekilmişti. Bakmak lazım. Ben ekrana yazmışımdır diye düşünüyorum unutmazsam. E, bu kadar gelişti. 4 işçiye kadar çıktılar. E, bu iyi bir şey. Bu arada yumurtlamaları biraz geç oldu ve kraliçe birazcık stresten olduğunu düşünüyorum ki e, yumurtaları geç yetiştirdi. Ha bu arada ben şeyi de söylemeyi unuttum. 2 tane daha kampon 30 hani 3 tane gelmişti ya bu koloniden kraliçelerden ben ikisini sattım arkadaşlar şöyle söyleyeyim zaten ben bir tanesi bana yetecekti elimde şu an çok fazla koloni var ve bakamıyorum artık hani nasıl söyleyeyim size yetişemiyorum elimdeki şeyler de kısıtlı ben de dedim ki fazladan elimde olmasın zaten her cinsten bir tane olsa yeterli bana o yüzden onu sattım o ikisini sattım arkadaşlar şu anda elimde e, bu kaldı ve çok güzel oldu İşçilerini de gördük beraber bu işçiler daha büyüyecek, daha arkadaşlar merak etmeyin bu koloniyi çok videosu olacak, major işçiler çıkacak, daha bir sürü asker işçiler çıkacak, daha bir sürü işimiz var. E, videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize birer birer çok teşekkür ediyorum, beni çok çok mutlu ettiniz, hepinizi çok seviyorum. E, kendinize çok ama çok iyi bakın, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. E, sizi hepinizi teker teker çok seviyorum, selametle kalın, görüşmek üzere, bay bay.